Merhabalar. Bugünkü tarifim mercimek çorbası tarifi. Biliyorum herkes mercimek çorbasını bir şekilde yapıyordur veya kendi tarif vardır. Ama bence benim vereceğim tarifi mutlaka deneyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum tarifimi ve sonuna kadar arkasındayım mercimek çorbası tarifimin. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir su bardağı mercimeğim vardı. Onu güzelce yıkadım, süzdürdüm. Tavuk suyum vardı, hazır buzluktan, onu çıkarttım. Mercimek çorbasına tavuk suyu çok yakışıyor. Hani evinizde olmazsa bulyon kullansak olur mu diyebilirsiniz ama eğer bulyon kullanacaksanız hiç kullanmayabilirsiniz. Hani tavuk suyu evimde olduğu için kullanıyorum. Siz direkt suda kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Salça, yarım tatlı kaşığı kadar salça kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber. Yarım su bardağı un. Bu ölçülere çok dikkat edin. Çünkü eğer unu fazla koyarsanız mercimek çorbanız lapa olur. Eğer az koyarsanız da o üzerinde bir su birikmesi olur ve hakikaten çok çirkin olur. Yine bir görüntü açısından bile güzel gözükmez çorbanız. Ve suyum var. Evet, hadi başlayalım. Mercimek çorbası için düdüklü tencere kullanacağım. Çok daha rahat olacak. İşimizi kolaylaştıracak düdüklü tencere. Yarım su bardağı unumu tencereme alıyorum. Sadece un kokusu çıkana kadar unumu kavuruyorum. Zaten o kokuyu hissedeceksiniz. Yani un su kokudan farklı bir kokuya, daha lezzetli bir kokuya dönüşecek. O kadar kavurmak yeterli. Ocağın altını kısıyorum. Yani kısmasanız da olur. Kontrol elinizde olsun diye kısın dedim. Sıvı yağımı ekliyorum. Ve tereyağımı da ekleyeceğim. Sıvı yağını özellikle ekliyorum ki mercimek ile beraber topaklanmaları olmasın. O sıvı yağ açsın diye ekliyorum. Sadece tereyağı yaptığınız zaman mercimek parlak parlak gözükmez. Kesinlikle sıvı yağ da biraz kullanın. Evet, tereyağımı da ekliyorum. Ve şöyle kavrulmuş olanı biraz da tereyağı ve sıvı yağ ile beraber kavuruyorum. Evet, bu kadar kavurmak yeterli. Çok az kavurdum zaten. Yaklaşık 1 dakika kadar kavurdum. Şimdi salçasını ekliyorum. Bu salçayı eklemeyebilirsiniz. Mercimek çorbasına salça eklemeyebilirsiniz. Kesinlikle bu kendi damak lezzetinize bağlı olarak değişebilir. Bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ekliyorum. Şöyle yine çeviriyorum. Çok kavurmaya, salçasını karartmaya gerek yok. O salçanın kokusunun gitmesi yeterli olacaktır. Ve yıkamış olduğum mercimeğimi ekliyorum. Mercimekle beraber yine kavuruyorum. 2-3 dakikada mercimekle beraber kavurmak yeterli olacaktır. Şimdi soğuk suyunu ekliyorum. Tavuk suyunu ekliyorum. Tuzunu da ekliyorum. Düdüklü tencerenizin hemen ağzını kapatmayın. Biraz kaynasın çünkü mercimek çorbası düdükte şey yapabilir, tıkanabilir. O yüzden hemen kapatmayın. Biraz kaynasın, bir köpüklerini giderin. Daha sonra kapağını kapatın düdüklü tencerede. Evet, mercimek çorbam güzelce kaynadı. Bakın, şimdi düdüklü tencerede piştiği için, herkesin düdüklüsü farklı olduğu için hani bir süre vermek istemiyorum ama kendi düdüklünüze göre ayarlayın. Ben 7 dakika kadar haşlayacağım şimdi düdüklü tenceremde. Kapağını kapatıyorum güzelce. Evet, benim düdüklü tenceremde 7 dakikada pişti. Birazdan açacağım inşallah sizlerle beraber. Şimdi düdüklü tencerem açıncaya kadar üzeri içinde tereyağım var. İsterseniz bu tereyağın içine kırmızı biber de ekleyebilirsiniz ama ben zaten mercimek çorbası içine kırmızı pul biber eklediğim için biber eklemiyorum. Nane lezzetini çok sevdiğim için nane ekliyorum. Siz de hangisini severseniz, isterseniz sade de kızdırabilirsiniz. Tereyağını sade kızdırabilirsiniz. İsterseniz naneli, isterseniz de kırmızı pul biberli kızdırabilirsiniz. Ben tereyağımı ocağıma alıyorum. Tereyağımız güzelce kızarırken şimdi sizin yanında düdük tenceremi açacağım inşallah. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi
şöyle bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamı süzme mercimek çorbası gibi oldu. Gayet de güzel oldu. Çorbamın kıvamını göstermeden önce tereyağımı eritirken işlemlerini de göstereyim. Tereyağı hemen erimeye başlarken nanesini de ekliyorum ki rengi çıkabilsin. Evet. Karıştırıyorum ki o nanenin güzel yeşil rengi çıksın tereyağıma. Görüyorsunuz değil mi kıvamını? Kesinlikle blender kullanmadım. Süzmedim. Düdüklüsünü yanınıza açtım. Bakın ne kadar güzel. Kıvamı gerçekten harika. Üzerine de İsterseniz tabii hani ben daha pürüzsüz yemek istiyorum derseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Ama bence bu haliyle, en doğal haliyle en güzeli bence böyle yemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.